Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarın ya da laptopun genellikle laptoplarda karşılaşılan bir durum kendiliğinden otomatik e, uyku moduna geçmesi sorunu veya ekranını kapatması sorununu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Bu genellikle laptoplarda karşılaşılan ve e, prize takılı değilken yani pil gücünde çalışırken karşılaşılan bir durum. Bunun bir ayarı var. E, kendiliğinden uyku moduna geçme ya da kendiliğinden ekranı kapatmanın belli bir süresi var. Bunları siz ayarlayabiliyorsunuz ya da tamamen kapatabiliyorsunuz. Bu sorun e, siz kendiniz ayarlamadıysanız bile otomatik kendisi açık olarak gelmiş olabilir. Şimdi bunu nasıl kapayabileceğinizi veya nasıl ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi Windows'ta ayarlara gidiyoruz. Ayarlara gitmek için arama yerine direkt Ayarlar yazabilirsiniz ve direkt ayarlara gidebilirsiniz. Şu anda bende ayarlar penceresi açık. Buradan tıklamamız gereken yer sistem. Sistem seçeneklerine giriyoruz. En başta oluyor bu. Sisteme girdikten sonra şunu tam ekran yapayım ben. Burada sol tarafta güç ve uyku var. Güç ve uyku'da ilk seçenek ekran, ikinci seçenek uyku. Size uyku moduna geçiyorsa bilgisayar ekran kilitleniyorsa tekrar şifre yazıp yani girmeniz gerekiyorsa yüksek ihtimalle uyku moduna geçiyordur. Sadece ekranı kapanıyorsa hani bir fare hareketiyle ya da bir klavye hareketiyle ekranınız açılıyordur. Normal bir şekilde devam ediyorsunuzdur. Şu anda ben de gördüğünüz gibi prize takılıyken şu süre sonunda kapat ekranı hiçbir zaman. Prize takılıyken bilgisayarı uyku moduna geçir hiçbir zaman olarak ayarla. Bende sadece prize takılıyken var. Sizin eğer laptopunuz varsa aynı zamanda burada pil gücüne çalışırken diye bir seçenek daha vardır. Şimdi uykunun altında eğer ki pil gücüne çalışırken ki seçenek Burada mesela 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ayarlanmışsa bu sürenin sonunda bilgisayarda herhangi bir hareketlilik olmazsa yani fare hareket etmezse, klavye herhangi bir giriş olmazsa bilgisayar kendisi otomatik uyku moduna geçer. Bakın buradan istediğim dakikayı ya da saati ayarlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Fakat e, tabii ki e, pil gücüne çalışırken eğer herhangi bir hareketlilik yoksa belli bir süre sonra tabii ki pili koruması için bence otomatik uyku moduna geçmesi lazım. Fakat prize takılıyken çok da uyku moduna geçmesine gerek yok. O yüzden ne yapabilirsiniz? Buradan uyku altında prize takılıyken gelip hiçbir zaman seçebilirsiniz. Bunun altındaki pil gücünde çalışırken de mesela e, bu da pil gücünüzü korumak için önemli bence. Bir 15 dakika seçebilirsiniz. Yani 15 dakika hareketsizlikten sonra e, otomatik olarak uyku moduna geçmesini sağlayabilirsiniz ve pil tasarrufu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ekranınızı da kapatmak isteyebilirsiniz. Bu sadece ekranı kapatır bu arada. Yani bilgisayarınız hala çalışıyor, hala aktif. Sadece ekran siyah. Yani hiçbir şey göstermiyor. Ve ufacık bir fare hareketiyle veya klavye hareketiyle ekran tekrardan açılıyor. Normal bir şekilde devam ediyorsunuz. Fakat bunda bilgisayar kapanmıyor. Dediğim gibi sadece ekran kapanıyor. Her ne kadar performanstan kazanç sağlansa da uyku modu kadar kazanç sağlamıyor. Onu da belirtmiş olayım. Yani ekranı kapatmak yerine uyku moduna geçirmek bilgisayarı daha sağlıklı olacaktır pil gücü açısından. Eğer ki bilgisayarınızın hiçbir zaman ekranının kapanmamasını istiyorsanız ve uyku moduna hiçbir şekilde geçmemesini istiyorsanız buradaki bütün ayarları hiçbir zaman olarak ayarlamanız gerekiyor. Hepsini buradan hiçbir zamanı seçiyorum. Sizde burada 4 tane seçenek vardır. Dediğim gibi prize takılıyken ve pil gücünde çalışırken onların hepsini hiçbir zaman olarak bu şekilde ayarlamanız gerekiyor ve bunu ayarladıktan sonra da laptopunuz ya da bilgisayarınız hiçbir zaman ne ekranı kapatacaktır ne de uyku moduna geçecektir. Evet bu durumda bu kadar kolay bir şekilde ayarlanabiliyor. Evet benim söyleyebileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. ETC TV'ye maddi destek olmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Teşekkürler.